seni. Siktim anasında yani. An peşindeyiz. Ya kardeşim, gözünü seveyim ya. Belki bir oyuna girdiğini görünce salar abi. Yani göstermelik bir oyuna girebilirsin diye düşündüm. Single'a girdi. 60 second. Ha, 60 Aynen. second. Ben onu... Ekarı yıldırma projesi mi? Aynen öyle. Tamam. Artık İyi. benden geçti deyip Karşıya çıkabilir yakın. yani. Çete de yazsanıza ne yapacağımızı. Onu yıldırma politikası olarak yaz. Kamuoyuyla da Karaman'ın ara ara paylaşırsın. gülmesi gerekiyor bence Karaman'ın. Yani burada hala çok eğleniyoruz edası. Ben o da Aynen onu da düşündüm düşündüm. ben. Girin de şu oyunu bitireyim bari amına koyayım. Ya ben bunu bir şey diyeceğim. Hayır, tek çözüm peçete. Yayın Yo yo. bölünmesin. Birazdan gidecek bu. Lazer'e küfür mü edeceğim adamı acaba? Burada abi özele baksana. Özlemiştik. Çağla abi sen elle değiştirmen gerekiyor köşeyi. Neyi ya? Oyunun Oyunu... kategoriyi. Bu beni çok germeye başladı bu kategori olayları ya. 60. Aa bir tane Polat Alemdar'ın oyunu vardı onu. O neydi lan onu oynayalım. Mami göndermişti. Mami hatırlıyor musun oyunu? Hatırlıyor musun Nuri? Mami'nin dediği bir tane oyun vardı. Memati. Sefir miydi? He, sefirler miydi? Sefir Mafya Story. Dur bundan sonra da onu oynayalım o zaman. Harita duvarda asıl. Güzel başladım. Allah kahretsin. Maskeyi alamadım. Allah belasını versin maskeyi alamadım. Tekrar mı gireyim yoksa bunu devam edelim mi? Radyo fener var mı? Malzeme niye? Radyo var, kitap var. Gider mi diyorsunuz? Tüfek de var, zehir de var. Tabii canım malzeme niye? Yemek su da Bence iyi. de iyi. Kilit var. Ama şey yok. El feneri yok. Belki birini gönderince bulur el fenerini. Bunda nereye koyuyorduk lan kamerayı? Sol üstteydi galiba. Yapacak bir şey yok. Üçlü Tuba gönder senin ilacın burada demiş. Tuba giremiyorum ki şeye. YouTube'a. Tamam ilk 5 gün şey olduğu için kimseyi dışarı göndermiyorum. Bugün kapımıza bir grup doktor çaldı. İlk yardım çantanı doldurmak da için bazı tıp malzemeleri istediler bizden. Saatte olmadıklarına en ufak bir şüphemiz olmadı. Sonuçta laboratuvar önlükleri falan her şeyleri vardı. Verelim lan. Bunlar yarın bir gün amına koyayım bize bir şey getirirler. Nuri bet açmadı mı?
Başlamıştın artık, hile olurdu. Bayağı da iyi topladın yani. Dışarı kimse gitmiyor abi. Radyo frekans arasında izleyen tuhaf bir sinyal kanalı, korkunç radyo parazitleri ve çığlıklar arasında gerçek bir ses duyduğunuza emin edebiliriz. Yabancı dille konuşan bir ses. Aman tanrım, sohbetlerse bunu dinlemekte fayda var ama çığlıklar yok. Dinleyelim, dinleyelim. Onu dinleyelim. Duruma göre bakacağız. Hala radyasyon duyuyoruz. Bunlar da su kaybı yaşıyor, su kaybı yaşıyor, su kaybı yaşıyor, su kaybı yaşıyor. Al, tak, 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 tak. Dışarı gitmiyoruz hala. Şu yeşil gölet nereden geldi? Olamaz. Bir buradan yeşil bir madde sızıyor. Bu hiç iyi değil, hem de hiç iyi değil. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Kitabı kullan. Kitabı kullan. Ya Rabbi yiyelim oradan. Kitap da gitsin. Ha, güzel. Kitaba bir şey olmamış. Açlık var mı? Tamam, açlık bir şey yok. Yarın için kampa gidebiliriz. Diyetimize konserve çorba dışında bir şeyler eklemek hakkında konuşurken kapağından çaldı. Dikkatimizi aldı. Gelenler oldukça kötü durumdaki felaket eserlerden oluşan bir grupta tek istiklaşık biraz içecek bir şeyler. Bir lokma yemek veya en azından yaralılarla ilgilenmeleri için temiz bir bandaj. Yok abi. Yok. Herkese veremeyiz yani. Ted'in durumu iyi. Bence direkt Ted'e verelim. Şey de almadık değil mi? Bavul da almadık. İzci kitabıyla gitsin. Tamam. Açlık toktuk. Aç susamış. Aç susamış. Aç susamış. Devam ederler. Devam ederler. Acelesi yok. Cam sağ alt, günü göremiyoruz. Oğlum hala radyasyon devam mı ediyor? Bu ses ne ya? Günü defterde görünüyor ya gün. Sol köşeye koy istersen. Radyo. Radyoyu tutalım. Kırıldı mı? Yok. Evet. Çok güzel. Tam ölmelerine yakın ikisine de, yani üçüne de aynı yemeklerden veriyorum. Evet, sessizlik sıkıcı olmaya başladı. Radyo çok iyi. Çok iç açıcı gitmiyoruz gibi ama. Yani adam hasta gelirse muhtemelen yarra yemiş olacağız yani. Bu lazım su. Tabiri caizse tabii. O ilk suyu verdim ya, çok kritik gitti o suya. Adam getirir su ya. Radyoda havadan yapılacak kaynak yardım hakkında bir şeyler duyduk. Alamıyoruz yardımı çünkü şeyimiz yok. Adam su getirmezse efendi abi. Adam geldi. Su getirmezse efendi diyeceğim. Getirmiş, getirmemiş. Yemek getirmiş. Kitapla geri gelmiş. Bir su, iki yemek getirmiş. Getirmiş lan su. Yani teknik olarak evet, su getirmiş. Bir tane de olsa getirmiş. Yani aç aç açlığa dayanalım. Bir şey yapacak bir şey yok. Ertesi gün birisi çıksın dışarı. İş duruma gerek yok. Cebindeki şu parlayan şey nedir? Timi olamaz. Mutat kanıcılar. Dehşetle küçük alt çeneleri yüzünden Dolores'in elinde kalp krizi geçiriyordu. Onların gitmesini istiyor. Ama Timi ona bir atomik karınca çıktı. Dolores'in dediği olsun. Karıncalar gitsin. 34 YM 1753 34 YM 1753 Aracınızın başına lütfen. Bunları geçiyorum abi. Hasta. Ne hasta ya? Ne oldu amına koyayım hemen? Hayır hayır, ne oldu yani? Aç, hasta, susamış, hasta. Ne yaptık da yani hasta? Aç, susamış. 12. gün. Böyle gitsin ya bu. Bence dayanır. Birazcık zaten fantasy run olacağı için şey de falan yok. Birazcık sınırlarımızı bir görelim bakalım. Adam ölüyor oğlum. Bu adamın hali ne amına koyayım? Açıklanamıyor musun? Su kaybı yaşıyor. Ver. Açıyor musun? Ver. Su kaybı aç. Ver. Ampullere mi?
Arkadaşlar benim modemde bazı sıkıntılar var. Şimdi ona reset atarsam 1 saat neredeyse o modemin gelmesini bekleriz. Anladın mı? Yayın piç olur. Yani bu yüzden reset atmadım yani. Şimdi o gelecek gelmeyecek problemli yani bir tık. Yoksa ben de amına 3 dakika falan değil kanka. Her reset attığımda ben arıyorum yani adamları. Delirdi. Timi delirdi. Timi delirdi. Aç, hasta, aç, deli, yorgun. Yorgun, hasta, aç. Devam ya. Kadının getireceği şeylere göre değişir. Kapının arka tarafında bazı şüpheli sesler geldi. Dün sabah göz ucuyla dışarı baktığımızda deli bir bavul gördük. Üzerinde bir adres var. Alma ya bavul mavul. Kedi çıkacak. Kedim. Aha. Tuba alt sesi gönderdi. Reis TR 8. ayını kutlamış. Sağ ol canım. Hoş geldin. Tuba'cığım çok teşekkür ederim. Adam gidiyor ya. Günden güne gözümün önünde eriyor yani. Yapacak bir şey yok. Hasta, aç, yorgun, deli. Delirdi. Aç, güzel. Yorgun, hasta, aç. Yapacak bir şey yok yani. Böyle. Kadın bir gelsin. Öyle göndereceğim birilerini dışarı. Kız da mı delirdi? O da delirdi. İki tane deliyle beraber. İki deli bir hastam var. Bir tane de. Canım şu an ne çekti biliyor musunuz? İncirli'de şey var ya. Bahçe büfe. Ananı sikiyim. Ciğer. Ay. Hasta aç deli susamış. Harbiden ay. Ne alaka değil mi halbuki? Hiçbir alakası yok. Şu çorbayı görünce canım ciğer çekti. Ya canımın ciğer çekesi varmış. Ciğeri. Kadın nerede kaldı ya? Kadını neyle gönderdin? Kitapla mı? Evet. İnşallah gelir. Amerikan salatalı kanka. Ciğer Amerikan. Harbiden giderdi şu anda. Aşıktan ölmek üzere. Verelim abi. Dışarı kimse göndermiyorum. DNS şeyini söylesene bir an bir yandan da. Onu bir deneyeyim. Bir dakika abi. DNS şeyini söyleyin deneyeceğim. Onu yaparsın abi. İnternetin gider. Evet internetim gider. Onun farkındayım. DNS'den önce alt tabda bir oyun denesene. Belki adam gitmiştir salmıştır. Random girmeyi dene bence. Oğlum oyun girilir mi ya? Hatta ayıp denenmişler. Adam o kadar emek verdi. DDoS attı amına koyayım. Olur mu öyle bir şey yani? Dede aç. Asla deli aç. Deli aç. Tamam. Kadın gelirse buradan bir döneriz. Kadın gelebilirse tabii ki. Aa geldi lan galiba. Kapı sesi duydum. Aa geldi. Aç yorgun geldi. Tamam hasta değil en azından. Kitabı unutmuş. İki tane su getirmiş. Bu kadar mı ya? İki tane suyla mı geldin sadece? Oğlum şaka mı ya bu? Ne yaptın? Gezmeye mi gittin abla? Ne yaptın ya? Biraz sohbet edelim Timi ile. Dert boşluğa bakıyormuş. Derdi varmış. Kadın da bayağı hiç dışarı gitmemiş gibi. Aşktan ölmek üzere. Tamam verelim yemeğini.
Al. İkili ikili verelim. Su kaybı yaşatmayalım. Su kaybı yaşatmayalım. Açlık idare eder. Bir süre idare eder. Kadın birazdan iyileşir. Kadını bir daha göndeririz. Kadın gayet okey ya şu an. Kadın açlıktan ölmek üzereler. Bunlara da bir derdi bitmedi amına koyayım ya. Oy, bir susuyorlar, bir acıkıyorlar, bir altına sıçıyorlar. Evlat dediğin... Aynı annem gibi konuş. Bu evlat dediğin derdi bitmiyor. Harbiden derdi bitmiyor ya bunların. Acaba adam gider mi lan? Ama hasta ya. Ama hasta gitsin ilaç bulsun o zaman orospu çocuğu. Omzuna aynı derecede pis bir çantayla bugün seyahat ettik. Bazı tek seferlik bir yandaş bir tekrar. Sadece bir çorba konservesi karşısında. Yok abi, çorba konservesi verip çanta almak istemiyorum. Başka dolandırıcılara bakalım biz. Hasta aç. Yorgun aç. Deli aç. Hasta bitkin aç. Hasta aç. Sen hasta aç, sen git. Hiçbir şeyle gitmesin. Böyle dümdüz gitsin amına koyayım. ...24. gündeyiz. Ve... ...hala hastalıklarımız devam ediyor. Delirenimiz var. Bu çocuk deliliği atlattı. Konuştuk çünkü. İkili iletişim kurduk. Delirmeyikten vazgeçti yani. Burada ne demiş? Dolayısıyla geçen gün o keşif gezisine döndüğünde bacağında minik bir sırık vardı. O zaman ciddi bir şey gibi gelmemiştiniz ama şu an korkunç bir halde. Onu iyileştirmek için bir şeyler yapmazsak sadece bir bacağı kaybetme sonrasında sonra... Tamam, keselim. Bacağını keselim amına koyayım. Telefon çaldı. Evet. Tamam, balta kullanılamaz hale geldi ama enfeksiyonu şey yaptık. Su kaybı yaşıyorsa su verelim abi. Dengesizleşti bu da elimizde bir tane dengesi. Açlıktan ölmek üzere yemek verelim o zaman sana da. Dışarı kimse gitmesin, babamız gelsin önce. Babamız evimize bir gelsin bakalım. Hasta bitkin aç. Aşkın dengesiz. O sıkıntı işte. Aşkım ya. Ha, öyle istedi canım. Buna da çalamayacak birden kesildi. Ordunun yaptığı yayını dinlemeye başladık. Tamam, gidelim abi. Konumu tam yeri coğrafi konumda verildi. Haritamız da var zaten. Hiçbir problem yok. İşaretleyelim, gidelim. Dur, ne geldi? Haritayı biraz gözetleyin. İslam zaman bilgi hemen ulaştık. Onlar şey içinde bir mesaj bıraktı. Tamam, mesajımızı bırakmışız. Artık oyunu 30. günden sonra bitirmeye yönelik hamlelerle bekleyeceğiz bakalım hani yeni bir hamle çıkacak mı bilmem ne mi diye. Ya modemi resetle demeyin artık, gözünüzü seveyim ya. Şimdi oturun. Gecenin saati zaten kaç olmuş? İki muhabbetimiz yapıyoruz, oyunumuzu oynuyoruz ya. Aç bitkin, dengesiz bitkin aç susamış. Hasta bitkin susamış aç. Dengesiz bitkin aç susamış. Evde de yiyecek bir şey de kalmadı. Ted çok uzun zamandır dışarıda, hala dönmedi. Sıkıntılar çok büyük baş göstermeye başladı ya. Hasta bitkin aç susamış. Dengesiz bitkin aç susamış. Hasta dengesiz piç orospu. Her türlü sıkıntı var. Yok abi. Kendimize ait bir nükleer felaket bahçemiz var artık. Duvarlardan birinde bir sürü mantar bir maşı. Yenebilecek kadar büyükler, ne dersin? Bugün bir mantar ziyafeti yapsak mı? Yapalım da zehirlenelim. Okeyle abi, okeyle. Neyi okeyleyim? Bütün gelen her şeyi okeyle. Niye oğlum? Belki adam döner amına koyayım. Mucize arıyorsun abi şu an. Adam dönebilir oğlum. Adam dönebilecek kıvamdaydı. Fii Moledi'nin donate'i gelmedi bana. Söylesenize Nuri ne yazmış. Ben de bakamıyorum ki. Neden? İnternet şey. Açılmıyor ki site. Aa, Hasan baksın. Bakayım ben. Dayanın ben. Ola bakamaz. Mami, mami, mami. Hmm,
Mary Jane müzik aleti olmadan kendini eksik ettiğin konusunda saydı. Eğer onu güvenli bir yere sakladıysa tubası belki hala evimizin haberleri için sağlamdır. Hobilerini ve eskiden sürdüğünü yaşantını. Yani bir tuba mı lazım şu an? Hadi git, dışarı çıkmasına izin verdim hocam. Yayında düzgün bir tane oyun oynamadığınız çağrı. İnsanlar oyun ondan resetle spamlıyor. Adam akıllı bir oyun oynanmadı. Orun, GTA 5 oynadık. Ona ne, ona hiçbir şey diyemiyorsun. Rockstar Games'in. Aşıklar ölmek üzere su kaybı yaşıyor. Verdik abi. Ve muhtemelen son günlerimize girdik. Abi ben bu yayını sadece oyun oynamak için açmıyorum ki ya. Burada muhabbet, sohbet, beraber zaman geçirmemiz benim için kafi oluyor yani çoğu zaman. Tabii ki oyun eşliğinde daha keyifli oluyor ama salma doğrusu çocukları. Modemi hani alt tapta bile dinleyebilirsin ya bu yayını, öyle söyleyeyim sana. Haklısın, oyun istiyor olabilirsin ama salmadılar. Şimdi modemi resetleyeceğim, olacakları söyleyeyim yani. 40 dakika amına koyayım modemle arayacağım, konuşacağım, delecek, gidecek, bir şeyler olacak. O modem resetlenirse buradan ıslığa gideriz direkt. Aynen öyle. Modem, ben kendimi tanıyorum abi. Niye yalan söyleyeyim? Normalde yayın abi bitmiş gibi düşün. Bu DDoS geldi ve yayın bitmiş gibi düşün aslında. Ama bitirmiyorum. Devam ediyorum, anladın mı? Daha fazla zaman geçirelim. Hani biraz daha takılalım, öyle salayım diye. Abi bu akşam bana kahve ısmarladın, hatırlıyor musun? Kaan, o sen miydin? Afiyet olsun. Himelot demiş ki abi yayının başında ünlü sınavında çizgi muhabbetinden ne yapmıştım demişsin. O olayı sormuş. Yayın açmadığın her gününde amına koyacakmış, canmışsın. Yine de biraz stresli. sakinlik. Aha. Doktormuş. Su verdiğimiz ne insanlar oldu? Bize iğne yaptılar ve doktorlarmış. Hadi bir yemek, su, bir şeyler verin de. Ulan baba gitti. Comeback ya. Comeback mi? Comeback olmaz çünkü baba yok. Su vermiştik. Bak bir su vermiştik. Neleri tabi. Aa. Bugün kahve sırası tarttığımız duvardan aşağı kayınca yerimizden sildik. Onu asılıptan şöyle kontrol ettik ama hepsi sağlamdı. Yerindeydi. Bir hayat yapışmış. Yapmamız gerekiyordu. Neyse, duvarda tartan olduğu yerde bir tür para kasası olduğunu fark ettik. Açalım. Hemen bakalım. Açalım açalım. Hemen açalım. Sağlık çantası bulduk. Ama iğne yapmışlardı zaten ya. Bitkin aç susamış. Dışarı sen gidiyorsun. Git haritayla, haritayla git. Cevap vereydin bari çağır. Ne? Sen bir daha sorsana Nuri, ne demiş? Ha, şeyi sormuş. Dur anlatayım onu. Ama artık öyle değil galiba ya. Onu ayıktılar bir yerden sonra. Benim dönemimde vardı hala. Açlıktan ölmek üzere. Bu kadına yedire yedire bu kıza bir ara olduk artık yani. Heh. Evet. İlk yardım çantası karşılığında suyu alalım. İki tane suyumuz var ama çocuk gitmiş. Çocuk gitmiş amına koyayım. Ulan işim diyorsun, saygın yok amık. Neye saygım yok ya? Aptal aptal yorum yapma. Bunu sana demedi ya herhalde. Agresifleşti, kusura bakma. Çok pardon, bir agresifleşti. Sana dediyse banlayalım ama yani. Ne alaka banla çünkü. Banla amına koyayım. Bitkin aç. İyi bari. Kaynaklarınız zaman olarak çok dinlediğim felakasız olmayan için. Hey, kırlara demiş bak. Az daha Yasin, az daha banlanıyordun ne? Ödünç alalım ellerinden bir kısmını. Aa, Spider-Man'in şeyi vardı lan, onu izleyelim birazdan.
Çağrı agresif hareketler sergiliyorsun. Psikolojin bozuk kanka. DDoS yedim, siber saldırı. Bütün yaptığım hareketlerin tek bir şey olayı var. Psikolojim bozuk. Beni rahat bırakın yani. Bu konuda beni yargılamayın lütfen. Aşktan ölmek üzere. Ye de doy amına koyayım. Nasıl izleyeceksin? Netim mi var? Ne çaydanlıktan mı yayın yapıyorum amına koyayım? Ne internetim var işte. YouTube açılıyor. YouTube açılıyor. Sen bir şey anlatıyordun abi. Ne anlatıyordum? Neyse abi ben yazdım tamam mı? Dedim ki ne haber yazdım. Çağrı ben evliyim diye cevap atmış. Ya amına koydum kızı. Bir amına koyayım önce bir nasılsın iyi misin? Kaç sene oldu görüşmeli? Bunlardan bir bahset. Ondan sonra evlendin mi kaldın mı? İlk onu yapsın sanki ben amına koyayım gel takılalım diye mi yazdım sana hemen? Öyle bir şey var mı ya? Evlenmişsin hayırlı olsun yani. Bir şey demiyoruz ki ama. Ama direkt yani bizi en azından o çizgide. Neyi anlatıyordum lan ben bunu mu anlatıyordum Nuri? Yok üniversite sınavında bir hile vurdu mu kopya mı çekiyormuşsun çizgiyi? He, anlat da beni alsınlar içeri amına koyayım. Diploma mı yırtsınlar? Abi nasıl anlatayım? Bak. Bak abi, şu katman şey geçmiş, geçmişte bak, kaldığı için. Şurada bak cevap kağıdında böyle tırtıklar var. Tık 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 siyah şeyler vardı. Ne yapıyordum biliyor musun? Üçgene bakıyordum ya bak burayı ölçüyordum abi. Şuradan çiziyordum tamam mı? Sonra buradaki şeyleri sayıyordum. Atıyorum 5 tane siyah noktaya denk geliyor. Sonra sol altı ölçüyordum. 3 taneye mi denk geliyor atıyorum. Anladın mı? 5 tane noktaya denk gelen yere x dediysek 3 tane gelen yere anladın mı? Her birine x bölü 5 şeklinde veya 5x de her birine x de ondan sonra her nokta x de. Mesela böyle şeyler. Aha iki su bayağı tutundum amına koyayım. Kızla tutundum hayata ama tutundum. Kapıyı açalım ya. Açalım ne olacaksa olsun. Şekiller artık anlamsız yapıyorlar. Ananı sikeyim kızın geldi hem de nelerle geldi ne kadın. Ne oldu lan? Oha. İki su iki yemekle geldi. Oy oy baltayla geldi. Oh oh oh. Kız ilk defa işe yaradı. Kız değil kadın ya hanımefendi benim eşimden kadın, bahsediyoruz kadın ya. Kadın işte pardon. Affedersin Çağrı. Bitkin yorgun aç. Bitkin aç yaralı. Nasıl yaralandı ya bu? Devam. Dışarı çocuk işte çocuk aklına neler yaptı. Olsun anlamış gibi yapacağım. Çabana sağlık cansın. Bak tekrar anlatıyorum bu anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Kenarlarda siyah çizgiler var tamam mı böyle tık 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 tık. Cevap kağıdında var bunlar siyah çizgiler. Tamam mı? Mesela üçgenin oradaki alt şeyine bakıyorum. Mesela hipotenüsünü ölçüyorum anladın mı böyle? Kenarlarını ölçüyorum. O kağıt cevap kağıdıyla ölçüp cetvel atıyorum. Gibi kullanmış. Cetvel gibi. Vardı. Aynı cevap kağıdını cetvel gibi kullandım. Optikte. Optiği tuttum abi. Optiği. Cevap kağıdı ne bunun? Optiği tuttum. Malım abi ben daha açık olsana. Abi gidiyorsun Güngören Orta Sanayi var. Tamam mı? Tanıdıklar var bak. Vallahi billahi hiç kasmamıza gerek yok. Siktir et amına kodumun geometrisini. Zaten oradan gelse gelse 5 soru yapsan. Sikerin 5 netini yani anladın mı? Harbi söylüyorum bak. Hiç birbirimizi yormayalım. Hani dostluğumuzu zedelemeyelim yani anladın mı? Gel para kazanırsın hem. Açlıktan ölmek üzere diyor. Eyvah eyvah. İşte şimdi. İşte sevgili bayan tüm gevezeliğim bundan. Hangi kafayla? Hadi ben başka bir kafayla yayın yapıyorum da. Hangi kafayla? Beni de izleyenler de apayrı bir kafayla izliyorlar. Aşklar ne güzel susamış. Verelim gitsin yesin. Sana yok. Üstü başı kilişinde bir tüçe omuzunda aynı derece bisküvi çantayla bir ziyaret etti. Basit tek sefer... Ya istemiyorum! İstemiyorum! Ben mouse'umu Çağrı'nın üstüne götürdüğümde aç ve deli yazıyor. Harbiden aç ve delirdim bak. Açlığım arttıkça da delilik oranım da artar yani onu da söyleyeyim. Bir yerden sonra çekip gideceğim az sonra yayını kapatıp. Hani ya ver onu. Ya beni yedir doyur. Kalayım devam edeyim yoksa kafama göre çekip gideceğim. Aynı boyundaki gibiyim. İlaç ver kıza. Abi dur. Yaralı su kaybı ye. Açıyor kız sen dur bakalım. Kocamız gelmedi hala. Babamız hala gelmedi eve. En adam sevdiğim gitti radyo ya. İstasyonu yayın yapmayı bıraktı. Diğer frekanslar denemizde radyo parasından başka bir şey bulamadık. Tamam istasyonu kapatalım. Belki kapsam radyomuzu tamir edip anasını sikelim hadi hep beraber gelin. Çok güzel. Tamir ederken anasını sikelim evet. Bravo. Sizin...
Ben biliyorum çünkü. Başıma gelecekleri biliyorum. Radyoyu kırmışlar. Radyo gitti. Keşke bozuk haliyle kalsaydı bari. Dekor oluyordu amına koyayım. Aptal gerizekalı bitki yaralı aç bir de. Bitki yorgun aç. Dışarı çıkmıyoruz abi. Cevap bekliyoruz. Bulantun sınakta zar zor nefes alıyor. Son birkaç saattir durum bir ağır bir şekilde daha da kötüleşti. Havalandırma sistemin sorun oldu. Acaba içine bir şey mi sıkıyor? Eğer öyleyse hemen sorunu çözerim. Sorunu çözerim. Elimizdeki böcek ilacıyla çözerim sorunu. Niye çayın dönece bir şey yemiyorsun? Aslında yiyorum. Geç uyandığım için geç yiyorum. Yayından önce acıkmamış oluyorum ve çok tok oluyorum. Ama yayındayken açlık geliyor. Spider-Man trailer çıkmış abi. Birazdan izleriz. Bitkin yorgun aç susamış. Devam ya. Meleceğin bugün konuştuğu da sessizdi. Hiç ona... Evet konuşalım, birazcık konuşalım ya. Team Ölötçüm çok teşekkür ediyorum. Cansın. Bir de çay. Harbiden... acıktırdı yani. Yemek yemezse sabaha göremeyecek. Çok acı çekiyor diyor lan. Çok acı çünkü birazdan çeker gider yemin ediyorum. Sorun basit. Banyo yapmazsak hastalanırız. Ağır hastalık hem de. Burası çok kötü kokuyor. Önümüzdeki günlerde de durum iyileşeceğe benzemiyor. Bu gidişatı değiştirmezsek bir şeyler... Gaz maskesiyle banyo yapalım hadi. Niye bu kadar gerginsin ya? Gergin değilim ki. Hakikaten gergin değilim. Sadece bu amını siktiğim yerinde falan diye böyle giremişim. Çok acı çekiyor. Su kaybı şu açlıktan ölmek üzere. Ye o zaman. Kapının arkasında özgürlük namını açın diye bir bağırış duyuldu. Özgürlüğü temsil ettiğini iddia eden kim olur bilmiyoruz. Ama seslere bakılsa gelen grup insandı ve muhtemelen silahlı. Asker geldi. Açıyorum. Asker geldiyse açıyorum. Ben kaçıyorum. O hacker'ın anasını, avradını, soyunu, sopunu. Bir tane su getirdi lan asker. Görüşürüz. Hadi görüşürüz kardeşim. Tamam. Kendine çok iyi bak. İyi bir insansın. İyi geceler iyi olsun. İyi kal. Bunu da unutma. Orospu çocuğu hacker ya anasını. Yani iyi kal. çok acı çekiyor. Bitkin aç. Kurulan o zaman ya amına koyayım. Ben de bunu bekletiyorum sanki. Beklesek ne olacak? Çok acı çekiyormuş. İyileşsin bari. Ne yapayım? Bitkinleştiler şimdi de. Alın yiyin. İyice yiyin için. Kapısına ne şifreli bir not bırakmış. Sadece semboller ve sayılar dönüyor. Mektubu okumak için çözdüğümüz gereken bir şey benziyor. Doğrusu bunu bir meydan okuma olarak gördü ve çözmek için epey fesleden. Ama bunu ne kadar sürece belli değil. Çünkü ne kadar çok... Oyalasın kendini bunun oyalasın mı? Oyalasın. 50. güne geldim ha. Şaka maka iyi gidiyorum yani. Boru değil yani. Bir yandan muhabbet sohbet ediyoruz ama bir yandan da oynuyorum yani şu boku. Bitkin aç. Bitkin aç yorgun. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Gelen eventlara göre hareket edeceğiz. Dün sessiz sinema oynarken fark ettik ki Mary Jane Chekhov'sa arkadaşlarımız kendisini heyecanlayamıyorum ve bu durum dolayısıyla bu durum yüzünden büyük aykırıklığına uğradı. Mary Jane biraz evde daha doğrusu sınakta eğitim vermemizi istiyor. Verelim abi eğitimimizi verelim. İyi olur. 51 yaptı Yağmur abla. Ben 51'i geç 91 yaptım. Aha. Dolayısıyla senin çok ciddi bir ecelimi almıştın sonrası bulunan anlamadığım sınavından. Ardından da kısa bir fizik dersine döndü ve ardından sınavdaki rastgele nesleri tamir etmeye çalışmakla sona erdi. Mary Jane bitik durumda ama sınavımızı genel anlamda daha iyi bir hale getirdi. Bir tane şey yapmış. Radyo teklif ediyorlar, kağıt teklif ediyorlar. Bu radyoyu alalım abi biz. Kurtlar Vadisi oyuna bakacağım şimdi bundan sonra. Radyoyu aldık, artık radyoyu aldık. Dolayısıyla günler George'un siz küfürler sonundan kaldı ama sonunda şifre çözümünü çok etkileyici. Notta yakalanan gizli bir noktaya ait bir yol tarifi var ama aynı zamanda sadece Dolayısıyla gelmeli diye bir şey. Gitsin ya Dolayısıyla gitsin baksın gelsin. Sigarayı bırakacağım mı? Bırakmak çok istiyorum kanka ama... Bakalım hayırlısı olsun. Su kaybı yaşıyor. Al su, bol su var. İstediğiniz kadar su içebilirsiniz. Aha kadın geldi. Oy yemekle mi geldi?
İki tane emekle geldi. Aa, böcekler ne? Olay bu noktaya geldi. Çok az kalan kaynağımız ve yaklaşan ölüm. Ölümün kuvvetlerinin hissiyle sığınağımızda boş boş duruyoruz. Keşke bu konuda yapabilmemiz bir şey olsaydı. Komşuların sığınağımızı yağmalamak gibi mesela. Kiledin kırık olduğunu ve onun bomba düşmeden önce sığınağı doldurduğunu biliyoruz. Bir gidip bir göz atalım. Göz atalım abi. Diğer sığınakları da yağmalayalım. Bitkin ağaç. Aşktan ölmek üzere. Vay amınısına. Alın abi bitkin ağaç. Susuzluğunuz da gitsin. Dışarı kim gitsin? Kız gitsin. Yıldız'a ne diyor Çağrı? Nasıl Yıldız'a? Yıldız var ya orada defterde. Böcek var ya burada. Mutant böcek gelmiş ya buraya. Dedim ya böcek var diye Çağrı. Gaz maskesini tak ve orduya yardım et diyor Yağmur. Bitkin tamam ondan aç haber aç bekleyeceğiz. Bitkin aç. Dolores oldukça iyi durumda. Gitmesin ya yine de. Aha ordu yayını. Maskeyimizi tak orduya yardım et. Görevi tamamlayalım. Hacıps. Hadi bakalım. Bakalım. Her şey hazır. Kapları bıraktık ve sağ salim eve döndük. Tabi eğer bunu söyledik. Umarım bu durum uzun sürmez. Bakalım önümüzdeki kapı kaçırıcı neler getirecek. Aynen öyle. Bitkin hasta yorgun. Aç. Bu niye hastalandı yine amına koyayım ya? Tamam sıkıntı yok abi. Hep öbücül bir ayrılmamız istemiş. Kadın çocuğu kaybetmemiz bir kedi. Köpek şimdi ise kendi hamam böceğimiz konumuzu onlara yaklaşıp ya böcek ilacıyla bitirelim işlerini bence. Tamam temizlendi. Tekrar böcek ilacını kullandık. Bitkin yorgun aç hasta susamış. Bitkin aç susamış. Alın size su amına koyayım o zaman. Harita almaya gerek yok ya. Haritamızın anası sikilmiş ama harita almaya gerek yok. Bence yani. Ama asker ders haritada şuraya geldi. Niye almadın? Mızıka çalarım belki. Askere niye mızıka çalıyorsun? Aşıktan ölmek üzere. Aç. Ver abi yesinler. Hiç sıkıntı yok yesinler. Bugün fiziksel mutasyon olmuş bir tarafından ziyaret edildik. Adamın fazladan birkaç tane tamamen işlevsel eli çıkmış. Benzer şekilde bozukluklarına sahip insanlardan oluşan grubun hikayesini anlattı bize. Yaşam koşullarına rağmen dost canlısı kalmaya başarmışlar. Ama insan hastalanma konusu korkusuyla onları gönderdikten anda ateş etmeye başladıkları için kaynak bulmakta zorlanıyor. Ona birkaç kaynak vermemiz halinde grubunu bizi rahatsız et... Ver. Su verelim o zaman. Bizi rahatsız etmesin. Aynen. 63 güne geldik. İyi gidiyoruz. Hasta yorgun. 3. güne? 60. Durum çok basit. Canım sıkıldı. Sığınak çok sessiz ve birazcık eğlenmek için yanıp tutuşuyoruz. Çözüm de basit gibi görünüyor. Birisi eski mızıkamızı biraz çalabilir. Kız çalsın ya. Bir boka yarar. Öksürük sesi geldi. Aç susamış. Henüz bir durum yok. Kitap almamıza gerek var mı? Gerek yok. Kitaba gerek yok bence şu anda. This war of mine. Bir iki yayın yakalayayım. Radyo açalım. Su kaybı yaşıyor hasta aç. Su kaybı yaşıyor aç. Açlık idare edilir bir gün daha. Su veriyor ama elimizde onu alacak hiçbir şeyimiz yok. 64. güne girelim bakalım. Açlıktan ölmek üzere hasta. Açlıktan ölmek üzere ise abi yemek verelim abi. Nükleer sınavımız gizlenmesinden ve sınavın diğer kapından ne olur merak ediyorum. Burada olması tuhaf değil mi? Acaba nereye çıkıyor? Evet öğrenelim abi onu da öğrenelim. İnşallah patlamaz tüfek. Oh iyi. Onu sanki oynamadık mı ya biz? Sorup aynı ben 15 izlenirken falan bir oynamıştım. Aha iki su daha geldi.
2018'de mi ne oynadım ben onu? Güzel bir nükleer station sen arkasında çok fazla rastgele yaşıyoruz. Şafak vaktinden beri bir şey yürüyor, şey ses yapıyor. Yerin altından bir bakalım. Bir daha oynama ihtimalim var ya, çok chill, aşırı chill bir gecede belki yapabiliriz. Atmosferi falan çok güzel oyunun ama. DLC'leri falan oynanabilir. Chill kalamıyoruz ki amına kodumun yerinde de. Bir de saat 4 de olsa 5 de olsa chill kalamıyoruz. Kalırız ama sıkıntı değil. Yüklen sınavda otururken duymaya beklediğimiz son bir şey trompet sesiydi. Trompetçi olmadığı, hatta daha önceden hiçbir trompet sesi duymadığı bariz bir şekilde anlaşılan biri tarafından çalınıyordu. Bir de geldi arkadaşı kapı çaldı, mutlu insanların içeri girmesine izin verin dedi. Böylece zenginden fakire verecekler, onları içeri asak mı? Bayburtluların selam varmış abi. Bayburtlulara buradan aleyküm selam o zaman. Selamlar. Duxar'ın 30. ayı ne olmuş? 30. ay olmuş. Oy, efekte bak. Duxar'a buradan öpüyorum. Efektif bir kutlama da oldu aynı zamanda. Buna yapacak bir şey yok hocam. Daha fazla kaynamız olsa gerçekten çok iyi oldu. Bugün bize kalan saydıkla sonuç hoşumuza gitmeyecek. Konu dayanana geldi. Çamukur'dan gerçekten iş bize yarayabilir değil mi? Tamam. Al tablet. Dört su geldi. Oy. Keşke yemek de gelseydi. Bu ne lan? Aa, ona ne oldu lan? Ödüm koptu ananı sikim, bu ne? Oha. Ne oldu? Mor sürek. Mermileri verelim bakalım bize bir şey veriyor mu? Yemek veriyor mu? Kızı dışarı göndereceğim şimdi. Bu... Bence de gönder. Bu şekilde... Ona daha hiçbir şey olmaz ona. Siker atar olay. Olayı bitirir yani. Aa, belki bizi gelen haydutlardan falan korur kız. O kadar iddialı değildir. Evet evet. Mundo. Bir gün poğaça yemeyince Nesrin sıfadül eşkal. Oha, Zerra 100 bit gönder, artık su vermene gerek kalmıyor galiba kızı demiş. Çok iyi o zaman, bütün kaynaklar. Su vardı ama zaten evde ki. Bolla. Evet, bol. Su da vardı işte. Karusa döndü kız, ork oldu. Okulun kaynağını bulalım gerizekalı Yağmur. Kız mutant olunca çok OP oluyormuş. Tamam gönderdik bakalım, OP olsun gelsin bakalım. Aha yine mi şey geldi lan? Konserve kutusu geldi. Su kaybı yaşıyor, aç. Ver abi suyu. Rahatız. Kıyamet sonu bir huzur ve sessiz dönem olacağını bekler insan sonuçta. Bilirsiniz işte. İnsanlar çoğulup gitti. Öyle olmuyor ama işte. Kapımızda biri var. Kapıyı açtığımızda mavi paraşüt tulumu giymiş tuhaf görünümlü bir adamla karşılaştık. Ve bizden ona bir su çipi takas... Su çipi mi? O da ne ki? Ver amına koyayım. Su çipi belki işe yarar. Bol bol suyumuz var zaten. Ne yapayım yani? Hepsini içim ne yapayım ki? Ordu yardımının gelmesini bekledeyiz hala. Tam acınız bir akşam yemeği yediyor ki dışarıdan gelen bir taş satın almak ister misiniz diye soran kulaklı tırmalayıcı bir ses dedik. Sesin eskiden kasabamızda yaşayan ihtiyar cimayet olduğunu anlayacağız. Hakikaten daha doğrusu onun burada yaşadığını düşünüyorduk. Sadece tam olarak nerede kaldığını bilmiyorduk. Sorusuna cevap versek iyi olur. İnsanlar beklenen çok kaba bir davranıştır. Bir taş satın almak ister misiniz? Yok abi taş. İstemeyiz. Taşa gerek yok. 75. gün oldu. Maşallah. Daha bir ne oldu, ne durumdayız ki? Gayet iyi. Bitirebilecek durumda mıyız? Daha önümüz gideceğim abi. Şimdi bitirme zamanı ben var. Ben şu an
Niye bakmadın radyoya? Lan radyoyu bozuyorlar ondan sonra. Kapıyı açalım abi, kapımız çalıyor. Gelmiş olabilirler çünkü. Son. Aha. Aha, asker geldi, kurtulduk. Bu arada çok uzun bir süre değil. Askerler sadece sınavımıza girdiklerinde istenen sözcükler tarif edilemez. Güvendeyiz, nihayet güvendeyiz. Yarın ne mi getirecek bilmiyoruz ama bugün daha iyi olacağını eminiz. Bir daha bitirdik. Bak kızlar nelerle gelmiş ha. Bitirdik. Konuşamıyor kızın yazdıklarını. Arturt murt falan bir şeyler yazmış. Çare onları okusaydı. Hayatta kaldım. İnternetin düzelmiş midir lan? Yok. Bak görevin üstüne abi. Görevin üstüne ne alakası var kardeşim? Görevin üstüne gideceğiz, oradan performansa gözüküyor. Sefire de bakacağım şimdi, sefir. YouTube'dan bir şey izlenmiyor değil mi Spider-Man'in? Geçim misin kardeşim sen? Nedir bu inat? Res atsana. Kardeşim aptal mısın sen? Yok, soruyorum. 50 kere açıkladığım şeyi bir daha niye soruyorsunuz amına koyayım ya? Abi şeyden değişsin oyunu. Bu da hiç hoşuma gitmedi. Bu oyunu benim değiştirme delirecek olayı. Yemin ediyorum hiç hoşuma gitmedi Hasan. Ne bu oyunun adı? Sefir. Sefir Mafya Story yapalım. Bakalım abi. Naz Ziya Hasan hadi. Ne oldu lan, bilgisayar format mı atıldı amına sikeyim? New game yazacaksın galiba buraya.